cinsiyetçilik ve kapitalizm ilişkisini kurarken tabii ki kadını anlatmanın dışında aile kavramı ve aile kavramına neden bu kadar ihtiyaç duyulduğunu, neden anneliğin ve ailenin kutsallaştırıldığını, kadının özgürlüğüne, kendi bedeni üzerindeki söz hakkına neden bu kadar müdahale edildiğini de anlatmak gerekiyor elbette. Cinsiyetçiliğin kadının hayatı üzerinde nasıl bir etki bıraktığına da konuşmam içerisinde değineceğim. Kapitalizm işçileri çeşitli tanımlamalarla ayrıştırıp birleşik bir mücadele oluşturmalarının önüne geçmeye çalışır. Bu tanımlamalar ırk, din, etnik köken gibi tanımlamalar olabileceği gibi cinsiyetçilik de işçilerin birleşmesini önlemek için kullanılan başka bir yöntem. Üstelik tüm bu yarattığı ayrıştırıcı tanımlar kriz zamanlarında yapay gündemler yaratıp sorunun kökenine odaklanılmasını engellemek için de kendisine lazım oluyor. İşsizliğin sebebinin bizzat sistemin kendisi olmasına rağmen suni bir şekilde yaratılan tüm bu ayrımlar günün sonunda işçilerin kendi arasında Suriyeli işçiler işlerimizi elimizden alıyor ya da kadınlar çalıştığı için işsiz kalıyoruz gibi düşüncelerle bölünmelerine sebep oluyor. Kadın işçiler için erkek işçilerin işini ellerinden aldığı, kadının aslında ev içi işlerle ilgilenmesi gerektiği, varsa eğer çocuk ve hasta ya da yaşlı bakımını üstlenmesi gerektiği gibi algılar yaratılıyor. Bu toplumsal cinsiyet tanımlamaları ve düşmanlaştırıcı söylemler bizzat devlet eliyle üretilir. Sistemin çıkarları doğrultusunda zaman zaman kadına evde kalmasını söyleyen de çalışıp ekonomiye katkıda bulunmasını isteyen de yine devletin kendisidir. Tarihte bunların örneklerini görmek mümkün. Çok uzak geçmişe bakmaya da gerek yok üstelik. Kadın üzerindeki bu çelişkili ifadeler de kadın işçinin sanki yedek iş gücü ordusuymuş gibi düşünülmesine yol açıyor. Oysa ki bu tamamen yanlış çünkü kadın işçiler de erkek işçiler gibi emek gücünün değiştirilemez bir unsuru. Ve işverenler de bir iş için çalışacak birini ararken işçilerin cinsiyetlerine bakmaksızın sadece ucuz iş gücü arıyorlar. Kadının özgürleşmesi önündeki engeller sisteminin en küçük mekanizması olan aileden başlayıp tüm kademelerine sirayet etmiş durumda. Kadın üzerinde yaratılmaya çalışılan tüm bu basıncın sebebi de kapitalizmin bizzat kadından sağladığı fayda ve çıkardır. Kapitalist sistem kadının hem emek gücünü sömürür hem de kadına yüklediği toplumsal rollerle kendisinin halletmesi gereken sorumlulukları kadına yüklemiş olur. Bununla alakalı ne demeye çalıştığımı da birazdan açacağım. Aile kavramının bu kadar önemli ve kutsal olmasının bir nedeni var. Çünkü kapitalist sistemin üretim için her daim işçiye yani bir emek gücüne ihtiyacı var. Ama aynı zamanda sisteme her daim işçi girmesini de garanti altına almak zorunda. Peki bunu nasıl yapıyor? Aileyi ve anneliği kutsallaştırarak. Her genç kızın hayalinin gelinlik giyip evlenmek, kocasına sadık bir eş ve çocukları için her şeyi yapacak fedakar bir anne olmak olduğu bir rüya yaratıyor. Kürtaj hakkına engel olarak herkesten en az 3 çocuk isteyerek işçilerin hayatlarına ve kadınların bedenlerine müdahale ediyor. Sadece kürtaj hakkına engel olmakla kalmıyor, aile planlamasına ilişkin doğum kontrol hizmetleri azaltılıyor ya da bu hizmetlere ulaşımı engelliyor. Böylece aslında devlet kendi eliyle cinsel şiddet uyguluyor diyebiliriz. Çünkü cinsel sağlığı tehdit eden müdahale, üreme sağlığıyla ilgili ilaç ve hizmetlere erişimin engellenmesi, cinsiyet kimliğine karşı yapılan zorunlu operasyonların tümünü cinsel şiddetin tanımı olarak belirtebiliriz. Üstelik Türkiye gibi bazı ülkelerde yasal olarak bir hak olan kürtaj pratikte keyfi olarak uygulanmamaktadır. Peki neden kadınların çocuk isteyip istemediklerini umursamadan çocuk sahibi olmasını engelleyen her şey yasaklanıyor? Kadınlar çocuk doğurabilmeli ki
o çocuklar sayesinde geleceğin işçi ihtiyacı garanti altına alınmış olsun. İşte tam da bu yüzden aynı zamanda gay evlilikleri yasaklanıyor. LGBT artılar için nefret söylemleri üretiliyor. Çocuk gelmeyecek herhangi bir birliktelik lanetleniyor. Sapkın ilişki yaftası yapıştırılıyor. Sistemin kadını sömürmesi sadece üretimdeki emek gücünü sömürmek ve çocuk doğurmasını sağlayarak yeniden üretimde sömürmekle bitmiyor. Kendi eliyle yarattığı toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla ev içi işleri kadının sorumluluğu haline geliyor ve hem çocuk hem hasta hem de yaşlı gibi bakıma ihtiyaç duyanlarla ilgilenme işini kadına yükleyerek tüm bu ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde gidermiş oluyor. Çünkü aksi halde devletlerin çocuk bakımı için ücretsiz kreşler, hasta ve yaşlı bakımı için ise ücretsiz bakım evleri açması gerekecek. Tüm bu hizmetleri kendi omzundan atıp kadının sorumluluğu haline getirerek bu hizmetlerin masraflarından kurtulmuş oluyor. Bunları yapabilmesinin bir yolu da kadının aileye olan bağlılığını arttırmak. Özellikle sağın yükselişte olduğu ülkelerde kadın ne kadar itaatkarsa o kadar iyi bir algı yaratır. Bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar iyi anne olamaz, kocasına bağlı olmaz gibi şeyler denerek aslında toplumdan dışlayıcı bir portre çizilmeye çalışılır. Kadına yapıştırılmış tüm bu sorumluluklar iş hayatında da daha eşitsiz bir konumda kalmasına neden oluyor. İşe alım sürecinde yeni evli olması, çocuklu olması kadını negatif olarak etkileyen etkenler. Aynı durumda yeni evli ya da çocuklu bir erkek işveren açısından sorun teşkil etmiyorken kadının üzerine bindirilmiş bütün bahsettiğim sorumluluklar sebebiyle kadın her daim işveren açısından sorun oluyor. Çünkü işveren kadının çocuk doğurması sonucunda oluşacak o geçici iş gücü açığını ve buna bağlı olarak zararını ya da çocuğu olduğu için kadının emeğini ihtiyaç duyduğu her an sömürememe ihtimalini göze almak istemiyor. Zaten doğum yapan kadına verilen doğum izni süresi sadece 3 ay gibi kısacık bir süreyken işverenler onu bile fazla görmekte. Ya da çocuğu hastalandı, işte veli toplantısı var gibi sebepler zaman zaman kadınları emek sürecinden kısa süreli de olsa ayırabilir. Ve bu durum eski zamanlar gibi olmasa da çok sık olması durumunda iyi karşılanmıyor. Kadınların eşit işe eşit ücret almıyor oluşu da başka bir eşitsiz durum. Tüm bunların dışında cinsiyetçi politikaların sonucu olarak kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün, cinayetlerin, mobbingin artması da bir tesadüf değil. Masumane gözüken ve dilde başlayan cinsiyetçi söylemler zamanla düşünce biçimini de etkileyip hareketlere yansımasına ve akabinde de şiddetin kaçınılmaz olmasına sebep oluyor. Bir toplumda kadına verilen değeri dilinin içerisindeki cinsiyetçi ve eril ifadeleri bizi aynı olarak tutabilir ve gösterebilir. Toplumun geneline yansımış cinsiyetçi kalıplar kadın konusunda nerede durduğuna dair bir ipucu olarak değerlendirilebilir. Dildeki tüm cinsiyetçi ifadeler kadının toplumdaki yerini önemsizleştirir, arka plana itilmesi düşüncesinin normalleşmesine sebep olur. Bu da kadına şiddeti alttan alta besleyen ve zeminini oluşturan bir durumdur. Kadının tüm dezavantajlı konumu anlaşılacağı üzere erkek eliyle değil, sistem eliyle üretildiği için de sistemin kökünden değişmesi kadına özgürleştirecek yegane seçenektir. Tabii ki bir sosyalist olarak böyle bir değişimden bahsederken sosyalizme atıfta bulunuyorum. Kadının özgürleşebilmesi sosyalizmle mümkün ama tabii ki bu kadınların haklarını aramak, savunmak ya da hakları için mücadele etmesi için sosyalizmin gelmesini beklemeleri gerektiğini savunduğumuz anlamına gelmemeli. Evet de bu sistem kökünden değişene kadar sosyalistlere düşen her türlü hak mücadelesinde kadınlarla birlikte ilerlemektir. Dinlediğiniz için teşekkürler.
Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin.